Başka bir konuya girelim isterseniz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize tavsiye etmiş olduğu kabir ziyaret olayı var biliyorsunuz İslam'da. Allah Resulü az önceden beri ifade ettiğiniz bu şirk olayını önlemek için bir müddet ziyareti yasaklamıştı Peygamberimiz malum. Ondan sonra Peygamberimiz Fezuruha feynna aleyküm tezkile buyurmuş. Sizin için ahireti hatırlamaktır, onu kabri ziyaret ediniz. Ve kabri ziyaret edildiğinde oraya selam verildiğini, Peygamberimizin bizzat bu işi yaptığını görüyoruz. Hocam iş değişti zamanımızda. Dün akşam benim programım vardı. Bir vatandaş şöyle bir soru sordu, enteresan. Ben kendime hatim yapıp da bağışlasam, daha ölmedim, kendime bağışlasam ne dersiniz? Hocam enteresan bir soru. Yani Müslümanlık böyle anlaşılıyor. Muhterem hocam. Yani sanki Kur'an-ı Kerim'i... Yani Kur'an yaşayanların kitabı olmaktan çıkmış ya. Çıkmış. Ölülerin kitabı. Artık. Evet hocam. Şimdi işte Yasin okunması lazım veya Tebarek okunması lazım veya hiç olmazsa bir Fatiha, üç İhlas okunması lazım. Bakıyoruz Allah Resulü'nün uygulamasında bunu görmüyoruz. Öyle bir olay olmadığını görüyoruz. Peygamberimiz hiç kimseye, hiçbir ölüye Kur'an okumamıştır. Evet. Şimdi biz gidiyoruz, kabrin başında Fatiha suresini okuyoruz değil mi? Üç İhlas bir Fatiha. Şimdi, kul huvallahu ahad. De ki o Allah'tır, bir tektir. Kim diyecek? Kabirdeki mi? Ya o diyecek ki benden geçti, ben onun öyle olduğunu çoktan anladım ama iş işten geçti demeyecek mi? Allahu samet, işte Allah yücedir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, her şey ona muhtaçtır. Tamam, ben anladım, siz anlayın diyecek yani. Demesi gerekmez, ben bunu anladım ama şu anda bir faydası yok. Hani duysa, farz et ki duyuyor. Evet. Lem yelit ve lem yulet, doğmadı, doğurulmadı. Ve lem yekul lehu kufven ahad, ona hiçbir denk yoktur. Tamam kardeşim, bunu bana niye anlatıyorsun demez mi? Bu bana lazım, yaşayana lazım ki yanlış tavır göstermesin. Öldükten sonra zaten kavramış neyin ne olduğunu adam. Şimdi elhamdülillahi rabbil alemin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Yani Allah ne yaparsa güzelini yapar. Errahmanirrahim, Rahman ve Rahim'dir. İyiliği sonsuz ikramı boldur. Maliki yevmiddin, hesap gününün sahibidir. İyyâken abudu ve iyyâken estağîn. Ya Rabbi yalnız sana kul olur, yalnız senden yardım isteriz. Bunların ölüyle hangisinin bir alakası var? İhtinas sıratel müstakim, bize doğru yolu göster. Göstermiş zaten, ölü nasıl girecek o yola? Sıratel lezîne en'amte aleyhim, kendine nimet verdiği kişilerin yolunu, gayril mağdûb aleyhim, gazaba uğramışların değil, velad-dâlin, sapıtmışların değil. Öyle diyecek ki ya sen aptal, ben bunların hepsini kavradım zaten ama bundan sonra yapacak bir şeyim yok. Sen yap diyecek. Şimdi biz de Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala tarafından yaşansın, anlaşılsın diye gönderilmiş bir kitaptır. Ama biz bunu hayatımızdan çıkardığımız için hiçbir işe yaramayan bir kitap haline gelmiş. O zaman bari hiç olmazsa hatim okuyalım deniyor. Ve Kur'an'ı sevap kazanmak için okuyoruz. Evet. Sevap abi, kazanmak için bir kitabı okursanız o kitaptan hiçbir şey anlamazsınız. Kur'an sevap kazanmak için okunmaz. Kur'an anlayıp yaşamak için okunur. Hocam yetkili bir kişi olarak, şimdi halk bizi dinliyor, izliyor. Yetkili bir şahsiyet olarak size soruyorum. İslami öğretide hatim okuyup da ölüye bağışlama var mı? Böyle bir olay söz konusu olamaz. Ölüye nesini bağışlayacaksın? Kur'an-ı Kerim. İnsana, Kur'an'a uyup ona göre hareket etmek için indirilmiş bir kitaptır. لِيُنْدِرَ مَنْ كَانَ حَيَّنْ وَيَحِقَّ الْقَوْلَ عَلَى الْكَافِرِينَ Yaşayan bir kişiyi uyarasın diye indirilmiş bir kitaptır. He. Yani لِيُنْدِرَ bu kitap bu uyarsın, مَنْ كَانَ حَيَّنْ kim yaşıyor, hayattaysa ki Yasin suresindedir bu ayet, yaşayanı uyarsın diye indirilmiş kitaptır, Yasin'i ölüleri okuruz. Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinde ölmek üzere olanlara Yasin'in okunması var. Tabii evet, ölmek üzere. Adam o sırada Yasin dinlediği zaman, bir Kur'an-ı Kerim dinlediği zaman... Ahiret halleri orada anlatılıyor. O güzelliklerle öldüğü evet. Zaman çok güzel olur ama öldükten sonra artık yapılacak bir şey yok. Yaşayanı uyarmak için indirilen bir kitaptın
yaşayanı uyarma fonksiyonu ortadan kaldırıldığı için hiçbir işe yaramaz hale gelmiş. O zaman bari ölüleri okuyalım demiş. Ondan sonra mesela işte bir hatta geleneğimizde bir aileden bir tane hafızımız olsun da öldüğümüz zaman bize Kur'an okur derler. Evet. Ya kardeşim öldüğün zaman bu Kur'an-ı Kerim'in işi bitmiş. Yani senin işin bitmiş oluyor Kur'an'a. Sen yaşadığın zaman ne yapıyorsan yap. Öldükten sonra artık yapılacak bir şey yok. Öldükten sonra senin çoluğun çocuğun sana dua ederler. O kadar. Başka herhangi bir şey olmaz ama ne götüreceksin sen kendinden götürmen lazım. Hocam Allah Resulü'nün malum bir hadisi var. Hani İzâ mâtel insanı inkâta amülü illâ minselâs. Allah Resulü bunu ifade etmiş. Üç şey müstesna. İnsan öldüğü zaman her şey defterler biter, iş biter. Üç şey hariç diyor. Bir ama üç şey de o kişinin kendi yaptığı işin sonucu. Kendi canlı iken yapmıştı. Evet ya, sağlığında. Var. Tabii sağlığında yapmış. Sağlığında evet evet. Bir diyor işte mesela sadakayı cariye. Yani hala etkisi devam eden bir sadaka. Topluma evet. Bir iyilik yap, bir yere bir yol yaptırmışsın, bir çeşme yaptırmışsın, köprü yaptırmışsın. Neyse yani insanların yararlanabileceği, bir şekilde yararlanabileceği bir şey yapmışsın. Ya da işte burada program yapmışsın, sen öldükten sonra dinlenmiş, o da öyle. Yani bir sadakayı cariye. Ondan istifade eden insanlar oldukça o işi yapan sen olduğun için sevabı sana gelir. Ondan sonra yararlanılan bir bilgi. Bir bilgi evet. Üretmişsin. O da senin gayretinle olmuş olan bir şeydir. Ondan istifade eden insanlar oldukça onun sevabı sana gelir. Üçüncüsünde salih bir evlat yetiştirmişsin. O sana dua ediyor. Bu senin eserin zaten. Başka bir şey yok yani. Başkasından gelen bir şey yok. Yani biz arkadan Fatiha veyahut da Kur'an-ı Kerim veyahut da Hatim okuyup da ölüye gönderip onun sevabını çoğaltma diye bir şey söz konusu. Öyle bir şey yok ama dua ederiz. Onu her namazında yapıyoruz. Dua, diyoruz ki Rabbena affirli, ya Rabbi beni bağışla. Her namazda yapıyoruz. Veli valideyi, annemi babamı da bağışla. Velil mu'minine yevmi yekumul hisab. Hesap kurulur.